kışın ocağı, denizimin sesi, melodinesi, her şeyimsin. Evet, başlıyoruz sevgili dinleyenler. Radyonuzdan dinleyebileceğiniz gibi YouTube'dan canlı olarak da verdik. YouTube Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler, dur bakayım oradaki yayının şu anda verilmesini bekliyoruz işte insanlara. Bekliyoruz şu anda. Hesap da dijital yani, biz daha hızlıyız yani. Ya, öşler. Heyecanla bekliyoruz, hadi bakalım. Instagram yok, Twitter olmaz mı demiş. Yok, iki yerden de dinleyebilirsiniz. Asıl maksadımız, asıl amacımız şu anda bizi radyosu başında dinleyenler. Ama hani ben şakaları artık görüntülü yapıyorum ya sevgili dinleyenler. Onun için sonrasında montajıyla, oyuyla, buyuyla falanıyla filanıyla uğraşmayalım diye şu anda görüntülü olarak da YouTube'dan veriyoruz. İsterseniz şu anda da hem oradan seyredip hem izleyebilirsiniz. YouTube Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. İlk girişte şu anda maşallah 167 kişi birden girdi. Beğeni sayısı 29. Ayıp denen bir şey var. Ya vallahi billahi ya. Dur hadi bakalım, bekliyoruz insanların gelmesini. Serdar Gökalp, oradan seyredebilirsiniz. Ne yapıyorsun Adem? Ha, onu mu kontrol ediyorsun? Peki tamam. Bir Yusuf Yılmaz Çelik şakası. Evet. Eğer herkes hazırsa arayalım bakalım. Dur bakalım. Ercan da. Değil mi abi? Dur. Birazcık kaldır şunu da çevirdiğim numara gözükmesin. Kaldır şunu. Oğlum kaldır biraz. Ha. Dur bakayım. Bol şans dileyim bana. Tamam. Üzgün. Efendim. Alo. Efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeşim benim adım Yusuf, galiba benim arayacağımı söyledi demin şey arkadaş sana da. Bir, bir telefonda bir sıkıntı vardı. Aradığım numara da benim ofis numaram, herhangi bir problem yok. Hayırlı akşamlar dilerim. Nasılsınız? Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sağ ol kardeşim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Var olasın. Şimdi arkadaş anlatmış galiba olayı da sizle halledecekmişiz. Normalde böyle şeyler de çok tarzım değil benim. Bizim çocukları da bana söyledi. Çok böyle araya kimseyi sokmam. Mevzu kimleyse onunla çözmenin taraftarıyım ben. Fakat evet, bu çocuk birazcık sıkıntılı bir tip. Neyin oluyor senin abicim en başta? Benim kuzenim. Aynı zamanda beraber çalışıyoruz. Bak şimdi Gözü, sana şöyle anlatayım. Biz bunu 3 kere kovduk mekandan. Tamam mı? Hı hı. Biz bunu 3 kere kovduk. 3.sünde de birazcık tartakladı bizim çocuklar. Bas git bir daha buraya gelme falan diye. Biz bunu kovduğumuz zaman bunun borcu 6.000 liraydı. Tamam mı? Bence normalde az tartaklamışsınız. Çünkü çok tartaklarsanız beni arayamazdı. Evet abi, dinliyorum. Bunun en başta borcu 6.000 liraydı. Biz bunu tartaklayıp göndermişiz. İşte getir parayı falan diye. Bu ertesi gün elinde 7.000 lirayla beraber bize gelmiş. Elinde, evet, 7.000 lira. 7.000 lira değil mi? Evet, 7.000 lirayla beraber bize gelmiş. O 6.000 lirasını ödemiş. Ondan sonra üstüne o kalan 1.000 lirayla da ufaktan bir poker çevirmişler orada. Kalkmamış masadan. O günkü borcu, yani 6.000 lira parayı ödedikten sonraki borcu yine bir 8.000 lira falan olmuş. Ertesi gün yine gelmiş. Demiş ki bana 2.000 lira daha kredi açın, ben sonuçta ödüyorum biliyorsunuz demiş. Bizim çocuklar 2.000 lira daha açmışlar krediyi. Neyse işte borcu 10.000 lira. Yaklaşık 1-1.5 aydır falan da gelmiyor bizim oraya. Ben bunu buldurdum. Yani benden, tamam. Ben bu işin cezasını yattım kardeşlik. Yani ben bu işe yolumu koydum. Ben bu işe canımı koydum. Mevzu 10 bin lira değil ama 10 bin lira beni tokatlayacak adama 10 bin tane tokat değil. Ne atacağımı burada söylemeyeyim. Şimdi ayıp olmasın sana. Mantıklı. Değil mi kardeşim benim? Mantıklı, evet abi. Değil mi? Ben bu yola baş koymuşum çünkü. Neyse abicim. Şimdi biz bunu arıyoruz. Bu bana diyor ki ben gönende değilim diyor. Onun aklını alacağım şimdi, bak böyle dişlerimi sıka sıka konuşuyorum ama kusura bakma kuzenimmiş de. Bak yani harbiden aklını alacağım onun yani. Bana bu parayı perşembe gününe kadar ödemeniz lazım. Ödemeniz lazım dememin tek sebebi bu çocuk. Evet, ben de onu soracağım, ödemeniz lazım derken. Bir daha ben sormadan bana soru sorma, ben zaten sana cevap vereceğim, sana da kurulmayayım şimdi. Bak tanımıyorum, benim asabım bozma. 10 bin lira para için 10 tane telefon attırdınız bana. Bak harbiden paranın, meblağının hiçbir şekilde önemi yok. Bak harbi sizi düz yokuşlarda ters koştururum ha. Benim asabımı bozma. Duydun mu lan beni? Duydum. Duydum. Yani hayır duydum. Yani normal duydum. Ben de herhalde birçok kişiyle böyle muhatap olmuşumdur. Borç harç muhabbetleri bilmem ne falan. Daha önce çok dinlediğim mevzular. Evet abi, 10 bin lira için konuşuyoruz şu anda. Bak canım kardeşim, bu telefonu ben kapatayım, biz seninle anlaşamayacağız. Bana diyor bak, ben seni insan gibi arıyorum, hiç aramamam gereken bir mevzu olmasına rağmen.
Estağfurullah. Zaten insanlığı devre dışı bırakmıyoruz. İnsan gibi konuşuyoruz abi. Evet, ben seni dinliyorum. 10 bin lirayı ödemeniz lazım derken ben de işte onu söylüyorum. Ödemesi mi lazım, ödemem mi lazım? Ödemeniz lazım çünkü bu çocuk telefon açıp dedi ki biz bununla dedi çalışıyoruz. Benim bunda dedi param var. Abi istiyorsan sen, yani senin ihaleni bana verdi. Aslında ben anlayışlı bir adam olmasam gelirim senin kafana basarım bu parayı alırım. Ama ben öyle bir adam değilim. Çünkü bak senin işini bana verdi bu. Kuzenim diyorsun. Yani bak adamını da iyi tanı. Bana direkt tamam. Dedi ki abi dedi benim bundan dedi bir 30-33 bin lira kadar dedi bir alacağım var dedi. Bunu dedi al, bunu dedi al dedi. Hatta bak yani söylüyorum sana. Seni dedi bu kadar dedi uğraştırdık. 10 bin lira dedi kendi borcum. Üstüne dedi ne kadar dedi ceza kesersen dedi kes paranın dedi üstünü bana ver. Bu şerefsiz dedi bana dedi bu parayı vermiyor dedi. 33 bin lira bak meblağını da söylüyorum. Lan İnanılmaz dedim, bir para. Evet abi dinliyorum. Bak canım kardeşim ben tikli bir adamım, elim ayağım titriyor. İyi niyetle söylüyorum, anladın mı? Lütfen Allah aşkına ben konuşurken bir daha benim lafımı bölme. Çünkü ben rahatsızım, konuştuğumu unutuyorum bölününce. Tamam mı? Tamam. Ben tamam. Rahatsızım yani, harbiden rahatsızım ben. Konuştuğumu unutuyorum ben, rahatsızım. Ben yani dört duvar arasında tek başıma çok kaldım. Onun için birazcık akli dengem yerinde değil. Ben konuştuğumu unutuyorum. Allah tamam mı? Kolaylık versin abi, zor şeylerdir, doğrudur. İşte sizin gibi tiplerle uğraşa uğraşa kolaylık kalmıyor işte insanın hayatında. Patron bir şey söyleyeyim mi? Benim gibi tiplerle patron uğraşmasın. Patron değil ama oğlum. Sen... Benim, bir dakika. Benim adım patron değil. Ben eklenti sevmem. Benim adım Yusuf, soyadım Yılmaz Çelik. Bana Tamam bir şeyle... Yılmaz Çelik. Yılmaz Çelik değil oğlum. O soyadım. Adım Yusuf. Neyse tamam. Çok soru cevap yapmayalım harbiden. Bak hiç aramamam gereken bir şekilde arıyorum seni. Tamam. Bu çocuğun bana 10 bin lira borcu vardı. Bu gerilimin üstüne 5 bin lira da ben ceza kesiyorum. Zaten herhalde 10 bin lira dişlerimi harcarım. Ben bu çocukla ne zaman konuşuyorsam dişlerimi sıkmaktan hakikaten dişlerimin yeri kayıyor yani. Bak ciddi söylüyorum yani benim sağlığıma zarar. Paralık pulluk bir şey yok. Ben bugün Bandırma'dan çıktım, İstanbul'a geldim. Ufak çaplı inşaat işleri yapıyoruz biz. Benim zaten sadece arabam buraya gelirken 5-10 bin lira yakıt yakmıştır koç. Mevzu para değil, mevzu şahsiyet meselesi. Anladın? Benim 10 bin lira... Haklısın. Bak benim 10 bin liram kimsede kalmaz. Eğer kalacaksa da 10 bin liranın karşılığında tek tek ödeme alırım. Tek tek. Sen bana diyorsan ki ben bu parayı vermiyorum, ben seni tanımıyorum. Bu telefonu kapatırım. Ben sana, bak ben bana bu numarayı veren adamdan o 10 bin lirayı, o 100 milyonunu alırım yani. Bak sinirden harbiden ağzım yüzüm köpürmeye başladı. Şimdi seni dinliyorum, bir şey diyordun. Ben seni Tamam. bölmeyeceğim. Senden bir kere daha rica ediyorum. Beni bir kere daha bölersen harbiden diyorum bak. Seni yakalarsam seni, yakalayamazsam öbürküsünü ortadan ikiye bölerim. Ben seni Tamam. bölmeyeceğim, sen de beni bölme. Buyursunlar. Tamam. Şimdi Yusuf abi sıra bende mi? Ben konuşabiliyor muyum? Estağfurullah kardeş. Biz bize abi diyen herkese abilik yaparız. Sen bana abi Tamam. dedin. Sen bana abi dedin, gönlümü aldın. Buyur dinliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Allah razı olsun. Şimdi şöyle. Tugay'ın bana, benim Tugay'a 33 bin lira bir borcum yok. Tugay benim yanımda çalışıyor. Hatta benim ondan normal şartlarda alacağım var. Ama demiş ki 33 bin lira borcu var. Helali hoş olsun. Neticede benim kuzenimdir, akrabamdır. Varsaydım benim 33 bin lira borcum var. Tamam. Benden az önce borç istedi. Telefon aradı. Dedi ki abi benim 10 bin liraya ihtiyacım var. Ne için diye sordum. O da öyle bir gerizekalı ki kalktı dedi ki abi kumar borcu. Ya bana dese ki ya yolda kaldım dese, yedik dese, içtik dese, bilmem ne dese belki vereceğim 10 bin liraya. Kumar borcu dedikten sonra dedim ki kardeşim ben seni tanımıyorum kusura bakma. Bana sırf bunu kumar borcu dediğin için ben sana bu konuda yardımcı olmam dedim. Ya diyorum ya bak bir gecede yiyelim içelim hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir problem yok ama kalkıp bana kumar borcu falan deyince ben de bir anda tiksindim. Ondan sonra yani şimdi de siz arıyorsunuz peşinden. Eyvallah borcu vardır. Yine ödeyelim. Neticede yolda kalmasın, beride kalmasın. Yine ödeyelim ama borcum olarak bir borç ödemiyorum yani. Normal şartlarda benim ona bir borcum yok. Doğru Ama yine de diyorsun. ödeyelim. Yine de ödeyelim. Sen bana bir IBAN numarası gönder. Ben bunu Perşembe günü yani şöyle söyleyeyim. Çarşamba, Perşembe günü ödeyebilirim. En yakın tarih Perşembe günü. Ben Perşembe günü bunu öderim ama dediğim gibi borçlu olarak ödemem yani. Benim ondan normalde alacağım var. Buna rağmen yine de onu kurtarırım bir taraftan. Bir Aslan sıkıntıya girmiş. parçası, bir şey söyleyeceğim. Sen çok Buyur abi. güzel bir çocuğa benziyorsun. Sen bu 15 bin Teşekkür lira, ederim. sen bu 15 bin lirayı mı bana ödemek istiyorsun? Az önce 10 bin lira olarak konuşuyorduk. Sonra 15 bine çıktı nasıl olduysa. Ama ben 10 bin lira olarak. 5 bin lira diş parası dedim ya, dişlerimi sıkıyorum diye. Neyse boş ver, Ya o işi boş ver. dişçi Dur. arkadaşımız var Yusuf abi. Sıkıntı yapma. Senin abi diyen ağzını yerim lan, ne güzel çocuksun sen. Sağ olasın. Şimdi Yok yok, aslanım yok ciddi bak söylüyorum. bir Abi dakika. çok çok özür diliyorum. Yani sözüm biteyim çok özür diliyorum. Aman bir dakika bak, Hemen... neydi anlaştık, ben konuşurken bölmeyecektim beni. Değil mi? Tamam ama bitirmedim ya. O yüzden dedim. Ben bitti demeden bitmez, bitti dediğimi bitmiştir. Benim için mevzu bitti. Şimdi olay ne biliyor musun? Ben bu telefonu Nedir abi? kapatıyorum.
10 bin lirayı sana verdim ben. Tamam mı kardeşim benim? Tamam. Üstünü de sildim, ödenmesiz. Kardeşime güzellik yapıyorum. Sana 10 bin lira verdim. Tamam mı kardeşim? Teşekkür ediyorum abicim. Rica ediyorum. Sen şimdi kuzenini arayacaksın telefonu kapattıktan sonra. Tamam mı? Diyeceksin ki ben Yusuf abiyle konuştum, anlaştım. Bu parayı ona verdim. Sen ondan bir harçlık al, bu parayla tatile git. Ben bu parayı sana veriyorum. Bundan da para almıyorum. Al bak, gözümün önünde kağıdı var. Bak. Bak, kağıdı da buruşturdum. Attım. Bizim o çocuktan alacağımız bir para yok. Senden de alacağımız bir para yok. Sana adamlığının... Teşekkür ederim. Sana adamlığının hediyesi olarak 10 bin lira tatil parası veriyorum. Bu parayla tatile. Abi çok çok teşekkür ederim. Yani hakikaten şu anda büyük bir sıkıntıdan kurtardın. Yani stres altındayım. Sen diyorsun ya dişlere 5 bin lira harcadım. Ben de bir 5 binlik oldum ama seninle konuşurken. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu parayı ondan alacaksın ama. Tamam mı? Tamam. Tamam yani alacağım bir şey yok ama yani. Yok bak ben sana diyor. Bak ben sana yol yordam gösteriyorum güzel kardeşim. Diyorsun ki. Ben konuştum. Perşembe günü bu parayı ben Yusuf abiye kendim gönderiyorum diyeceksin. Tamam mı? Buraya kadar tamam. Anladın mı? Anladım abi. Perşembe günü bu parayı Yusuf abiye ben kendim gönderiyorum. Onlar bir daha seni aramayacak. Sen de bir daha onları aramayacaksın. Onların mekanına da gidersen bacaklarını kıracaklarmış senin de. Tamam mı kardeşim benim? Tamam. Heh. Tamam abi. Bu parayı ben perşembe günü Yusuf abiye gönderiyorum. Sen de önümüzdeki hafta bana 10 bin lira para gönderiyorsun diyeceksin. Tamam mı kardeşim? Tamam. Tamam abicim. Ha, o 10 bin liradan da kimseye 5 kuruş verme. O 10 bin lirayı ananın ak sütü gibi helal ediyorum sana. Tamam mı? Teşekkür ederim abi. Sağ olasın. Rica Allah ederim gözüm. Sen neredesin? Ne iş yapıyorsun sen? Ben Bandırmalıyım. Aslen ama İstanbul'dayım. Elektronik ticaret, e-ticaret işiyle uğraşıyorum. Anladım. Benim adım Yusuf, soyadım Yılmaz Çelik. Kapatınca bir internetten araştır. Başına bir sıkıntı gelirse de bundan sonra beni ara. Tamam Yusuf abi. Çok sağ olasın. Teşekkür ediyorum. Rica ederim gözüm. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayırlı akşamlar abi. Sağ olasın. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Değil mi artık bunlar uğraşsın kendisi, o 10 bin lirayı alsın falan diye. Evet, bunlar kendisi artık uğraşsın ya. Yani. Bak ya şaka yapıyorum, adam burada gözümün önünde beni arasa ben yemem demiş. Lan oğlum malzeme senlik değil ki. Bunu en çok hamile şakasında yapıyorlar. Vallahi hamile şakasının altına erkekler yazmış beni arasa ben yemem diye. Yani şimdi beni konuşturacaksın. Vallahi billahi beni konuşturacaksın yani. E bu nedir? 1000 kişi seyrediyor, 300 kişi beğenmiş. Canlı yayında telefon şakası yapıyoruz. Hadi beğenen çıkıyor. Hadi beğenen çıkıyor. Herkes orada bravo güzel olmuş, bravo güzel olmuş yok. Hadi beğenen çıkıyor hadi. Hadi bekliyorum. Beğenen çıkıyor. Ama çocuk bunu hak eder değil mi? Çocuk ne dedi çünkü? Ben perşembe günü ödeyeceğim parayı dedi. En güzeli nedir? Bu parayı bu çocuğa hediye etmektir değil mi? Onlar artık şimdi kendileri arasında halletsinler. Artık evet. Hadi beyler beğenen çıkıyor. YouTube Serdar Gökalp. Hadi sizi bekliyorum. En son ben çıkacağım. Beğenen çıkıyor. YouTube Serdar Gökalp. Lan canlı yayında telefon şakası yapıyorsun. Hala adam yemedi yazan var demiş efendim. Ya bırak kardeşim ben. Yani ben görmüyor muyum zannediyorsun onları? 21 yıldır radyo programı yapıyorum. İlk 3. seneden sonra o yazılanları görmemeyi anladım ben. Aynen dinleyicinin dediği gibi. Canlı yayında telefon şakası yapıyorum. Hala karşı taraf yemedi yazan var. Bunlar işte hep böyle karısıyla kavga edip ona bir şey diyemeyip gelip siniri orada burada atanlar. Tamam çıkıyor muyuz? Evet hadi ben de çıkıyorum videodan. Sağ olun var olun. Çok thank you. Çok teşekkürler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Canlı yayından devam ediyoruz sevgili dinleyenler. YouTube'dan değil radyodan devam ediyoruz. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Kapatamadım biliyor musun? Vallahi. Ha bu arada seyredenlere bana telefon şakası yaptırmak istiyorsanız bir WhatsApp numarası var artık. 0530 280 çift 0 çift 0. 0530 280 çift 0 çift 0 sevgili dinleyenler. 0530 280 çift 0 çift 0. Şimdilik bitiriyorum.